Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakın size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Ee, bakın arkadaşlar bildiğiniz bu yapışık kalp fıstık oyası modeli bu şekilde hazırladım. Şöyle modelimi e, bakın arkadaşlar şu çimen kısmından e, e, şöyle tutturup bu şekilde yuvalar hazırladım ve kendini bu model bu çimede daha güzel ifade etti diye düşünüyorum bakın normalde şurada tığ battılar ve ara suyu vardı hem tığ hem ara suya değerdi bu fıstıkların üç kısımları böyle e, dalların üzerine şu şekilde alt kısma trabzandan yuvalar hazırladım ve daha üstte tutarak kalıp gibi bir model oldu şöyle renk açısından arkadaşlar bakın demek istediğim inşallah anlaşılıyordur çünkü daha önce ben de bu modeli hazırladım mavi ve sarı ile e, dal kısmından şöyle fıstığı yaptığım için burada iki 3 tane tığ battı vardı hem tığ battılar hem buradaki ara suyuna e, çimenine değiyordu ama fakat bakın birazcık şöyle yukarıda tutarak modelini e, daha böyle ön planda gösterişli kalıp gibi durmasını sağladı bu çimen evet çoğu arkadaş da istek atınca bu şekilde tasarlar mısın ee, bu modeli deyince arkadaşlar bu şekilde hazırladım şöyle çok güzel hoş bir model bakın kalıp gibi de oldu şöyle yuvalarını da fazla değil ikişer trabzanlardan oluşan böyle yuvalar hazırladım ben çok beğendim arkadaşlar bu şekilde durması çok hoş oldu. Bakın. Kalıp gibi de oldu. Şöyle de göstereyim. Evet. Çimeni de bu şekilde dal halinde yapılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek modelimizi tarif edelim. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi tülbentimizin kenar tığlamasını yaptık. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Böyle bir trabzan yaptım. 4 zincir tığ oyasının en sevilen ara suyu modeli bu bence arkadaşlar şöyle hem en eski hem de hiç eskimeyen bir ara suyu 2 zincir bir defa tığımı doladım Şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Evet, ara suyunu bakın bu şekilde hazırladık. Şöyle göstereyim. Ben 9 tane koydum ara suyunu arkadaşlar. 7 de olur daha az isteyenler için. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapacağız. Aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yaparak yuvayı hazırlıyorum. 2 zincirimi buraya kapattım şöyle girpiksiz bir üçgen trabzan yaptık iki zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 7 tane zincir 5 6 ve şöyle ters tarafına çevirdim bu boş olan trabzanın tepe noktasına 7 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva hazırladım 1 zincirle düz tarafına dönüyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu sık iğne dalımın güzel olmasını sağlıyor. 3 zincir, 2 defa tığa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım. Yine 3 zincirle aşağı. Bu birinci dalımız bakın bu şekilde. Şöyle 3 zinciri çekip göstereyim. Aynısından 3 tane buraya dal yapıyoruz. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 çekmemin sebebi kalın olması için şöyle trabzanımın fıstıklarımı taşıyacak destekte olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum. Yine 3 zincirle yuvaya girip ikinci dalımızı da kapattık yaptık 3 zincir 2 defa tığı yuva yuvaya gir şöyle 2 2 2 3 zincir boyutunda bu trabzanı hazırladım 4 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 zincir yuvaya girdim şimdi bakın arkadaşlar burası önemli buraya iki tane sık iğne yapmamız lazım yoksa aşağı yere değmemesi için meyil etmemesi için iki sık iğne yapıyorum sonra iki zincirimi çekip sıradaki tığ battıya giriyorum hemen bu şekilde üç tane dal ve ara suyunu hazırladık aynı şekilde demin gösterdiğim ara suyunu buraya dokuz tane yapacağız şöyle bakın iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım İki ve iki 4 zincir Trabzon'a kapat. Bir pipirik oluştur. 2 zincir. Sıradaki yuvaya gir. Kapat. Bu kadar arası arkadaşlar 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. 2 zincir. Sıradaki tığ battı. Şöyle. Ara kısma zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle ilk ve ilk. Şöyle sonuncu kez yapıp artık fıstıklarımızın yapılışına geçelim. Evet, iki zincirimi kapatıyorum. Yandaki boş şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyorum. 3 dalımı ve bu şekilde de 9 tane tığ battı olacak. Bakın o 7'de yapıp daha yakın yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle ipimizi tığımıza tutturarak başlıyoruz. Hemen ters tarafına çeviriyorum çimenimi. Bu 4 zincirle yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum bak. Bu şekilde. Hemen bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan trabzanları minik tuttum fazla yüksek olmasın diye Evet 5 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum bu 4 zincirli yeşil yuvanın içine 2 2 alarak trabzan yapıyorum yine şöyle 2 ve 2 bu şekilde minik bir yuva hazırladık iki tane zincirle direkt bir defa tığımın başına dolayıp şöyle bu dört zincirli yuvadan iki iki alarak trabzan yapıyorum Bakın. bu şekil oluyor bir defa tığımı doladım yuvaya girip iki ve iki beş zincir bir defa tığımı doladım Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığıma doluyorum. 2 ve 2. Aynı yuvayı bu dala da yaptım. iki zincir, bir defa tığıyı dolarak diğer dala geçiyorum. 2 ve 2. Bir defa tığıyı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 i̇ki ve 5 iki. zincir. 5 zincirlere yapışık kalpli fıstıkları yapacağız. Yine aynı şekilde 4 zincirli yuvaya girdim. 2 2 6. Bir defa doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bu 4 zincirli kirpiğin arasına girip kapatıyorum. Şöyle dönüşümü yaptım. Sabitledim. Evet. Yuvalar hazır. Şimdi yuvaları tek tek kalpleri yapalım. 5 zincir çekerek başlıyoruz. 5 zincirimi çektim. Tığımın başını 2 defa dolayıp yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 5 zincir boyutunda 3 seferde aldım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bakın tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 3 zincir boyutunda çektim 1. Şöyle 2 3 Buraya 14 tane dolacağım. 15. de bu 5 zincirli yuvadan. 5 6 7 8 9 büyük bir fıstık yapıyoruz. 12 13 ve 14. Bunu şöyle göstermeyi unuttum. 14 tane ilmeği tığıma topladım. Yine tığımı dolayıp bu 15. yuvadan giriyorum. Bu 15. yuvadan girmeyince arkadaşlar yukarı doğru sıyrılır. Sizi zorlar. Muhakkak bu 5 zincirli yuvadan girip sonra ilmekleri toplayın. Evet şöyle güzel bir fıstık yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. Ters tarafından hemen bu 5 zincirli yer vardı ya kenardaki. Oradan girdim. Sık iğne ile sabitledim. Hemen bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın bu 5 zincirin içine 7 tane sık iğne yapacağım. 1. Şöyle 2. Şöyle 3. 4. 5. 6. ve 7. Evet şöyle bakın fıstığımızın bir tanesini hazırladık ve aynısından yapışık olması için aynı yuvaya bir tane daha yapacağız ve iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 2 alarak şöyle fıstıklar boyutunda bu şekilde bir trabzan yaptım eşit olması için aynı boyutta trabzanını çekiyorum şöyle zincir çektim 3 tane bu da ilmek boyutumuzu belirliyor bir defa dolun bakın şu tel var ya sık iğne için yukarı çektim onu da içine alıyorum şöyle göstereyim böyle temiz aralarında gözükmesin diye onu da aldım. Bakın buraya da aynı şekilde 14 tane toplayacağız. Şöyle 3 her ilmek alıştığım başını doluyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle 13 ve 14 evet 14 tane ilmeği topladım yine bir defa dolayıp 15. bu şekilde buradan alıyorum arkadaşlar ve şimdi hepsini bir çekiyorum bakın Yuvadan almadığınız sürece yukarı toplamanız zorlanır. Kolaylık olsun diye yuvadan da alın muhakkak. Ve sık iğne ile sabitledim. Şimdi 5 zincir. 5 zincirimi dönüp bu iki fıstığın ara kısmından girip buraya sabitliyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yine bir zincirle düz tarafına dönüp buraya sık iğne yapacağım. Şöyle bir. Şöyle iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 7'den sonra 5 zincir. Bunu da 5 zincirli yuvada kapatıyorum. Şu kenar 5 zincirle başladık. 5 zincirle de bitiriyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar çok güzel yapışık kalp görünümlü fıstıklarımız oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu aradaki yuvadan giriyorum. Yine bir zincir çekip ana yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle birer zinciri ve ortaya sık iğne yaparak bu şekilde geçişimi yaptım. Aynı şekilde bu fıstıkları her yuvaya yapalım. Beraber 4-5 zincir 2 defa tığı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 5 zincir boyutunda yaptım trabzanıma ve 3 tane zincir bir defa doladım yuvaya girdim 1 ki aynı işlem olduğu için hızlanıyorum. Bir gösterdim demin yavaş yavaş. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 pardon arkadaşlar. 14'ü buraya 15. yuvada yapıyorduk. Şöyle hepsini birden bakın şöyle oynatarak rahatça içinden geçiyorum. Bu şekilde bakın ilmek alarak kapattım 5 zincir. Çeviriyorum. Kenarda 5 zincir yapmıştık. Oradan girip kapattım. Şöyle bir zincirle düz tarafına dön çektiğim 5 zincirin arasına girip 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapıp şöyle arkadaşlar zincir çekmedi. Bakın 7 tane sık iğne yaptık. Yine bir tane oldu. Şöyle 2 defa tığı dolayıp trabzan yapıyorum. 2 ve 2 bu trabzan boyutunda yine bir trabzan oluşturdum hemen 3 zincir bir defa tayı doladım şu aradaki bakın o teli dal alalım temiz olsun şöyle 2 3 hepsini aynı tel üzerinde alın 4 5 6 şöyle 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Evet 14 tane aldım yine bir defa tığımı dolayıp 15. yuvadan alıp şöyle hepsini bir çekiyorum Bakın. kapattım Böyle kenarda teli gözüküyor. Her tarafına çevirip bu iki fıstığın ara boşluğundan giriyorum arkadaşlar. İşine kadar kolaylaştırsak o kadar rahat işleriz. Evet bu 5 zincirin üzerinde 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. 6 ve 7. 1 2 3 4 ve 5. Yine bu 5 zincirli ana yuvadan kapattım. Bakın bir zincirle bu aradaki zincir çekmiştik ya. Buradan giriyorum. Evet bakın ikincisi de bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle bir zincir ve geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum 2. 2, 2 Trabzanımız hazır. 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 ve 15. yuvadan bu şekilde yine 15 tane topladık 15. yuvadan şöyle sık iğne ile sabitleyip 1 2 3 4 5 zincir zincirin arasından girip sık iğne ile sabitliyorum bir zincirle dönüş yapıyorum kolay olması için ve 1 2 3 4 5 5 6 ve 7 evet. Fıstığımız tamam arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyorlar. Şöyle iki defa atayı doladım. 2 2 iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Bir defa doladım. Yuvadan alıyorum. Şöyle bittiği için artık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. biliyorsunuz arkadaşlar ezan zaman varken sesimi çıkarmayıp şöyle 5 7 sık iğne. 5 zincirle iniyorum. Ana bir zincirle şu arkadaşlar geçiş yapmışım oradan aynı bu şekilde. Kuparıyorum. Evet. Şunları yakıp geleyim. Hem de Zanı Muhammed evi dinsin arkadaşlar. Evet şöyle modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güzel bir model hazırladım. Yine sizlere Gerçekten şöyle denemenizi isterim bu çimenle beraber bu modeli şöyle ters tarafından da göstereyim bakın ters tarafı daha bile güzel duruyor ön tarafında ütülü değil gerçekten kalıp gibi durdu diye arkadaşlar bu şekilde modelimiz bakın şöyle çimeni ve diğer daha önce sizlere hazırladığım kırmızı renkli olan modelim ve sarı renkli Gece çekimi arkadaşlar karanlık oluyor. İnşallah güzel işinize yarayan bir çekim olmuştur. Bu güzel model böyle net bir şekilde emeğimiz boşa gitmeden güzel ve net bir anlatım olmuştur. İşinize yarayacak güzel bir çekim olmuştur. Sizler de tabi emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle kalıp gibi oluyor. Bakın hiç yere değmiyor havada. Tıbbat diye ara suyuna hiçbir ucu değmiyor. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle salantılı halinde göstererek sizlere veda edelim. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hem ekran çekimi alanlar için hem de arkadaşlar böyle videolardan kesit hazırlayıp böyle sizlerle paylaşıyorum. Instagram ve TikTok'ta bu şekilde tutayım daha net bir görüntü olur inşallah. Geceye kaldık. Çekim için biraz gündüz işlerimizi halledemedik. Allah emanet olun arkadaşlar.